Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, Rahman şeytanın Allah'a sığınıyorum. Eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek Allah'ın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Bak peygamber ne kadar sıkılmış ve zor durumda kalmış ki helal olan bir şeyden vazgeçiyor. Ve bak üstündeki taziyin şiddetini gösteriyor bu. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Allah yeminlerinizin çözülmesini size farz kıldı. Bak peygambere yemin ettiriyor artık helal olan bir şeyden vazgeçirtiyor. Hanımlarının, bir kısım hanımlarının baskısı sonucu. Allah sizin Mevlanızdır, o bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti. Eşlerine diyor ki şu bir şey söylüyorum, bunu gizli tutun diyor. Derken o eşlerden biri bunu haber verip gidip söylüyor. Yani sır olarak söylediği bir şey gidip başkasına söylüyor. Allah da onu buna açığa vurunca o da peygambere o da peygamber bir kısmını açıklamış, bir kısmını söylemekten vazgeçmişti. Allah bildiriyor, şunları söyledi diyor. Peygamberimiz de o bildirdi o peygamber hanımının bildirdiği, açıkladığı konunun bir kısmını ona söylüyor. Bak diyor, bunları söylemişsin diyor. Bir kısmını söylüyor, bir kısmını söylemiyor. O mahsuru görmüş olabilir. Sonunda haber verince eşi demişti ki, bunu sana kim haber verdi? Bakın peygambere böyle bir uslup, değil mi? O da bana bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi demiş diyor. Vahiy, zaten Cebrail aleyhisselam söylüyor. Peygamber eşi olduğunu da görüyor musunuz durumu? Evet. Eğer sizler peygamberin iki eşi Allah'a tövbe ederseniz ne güzel diyor. Çünkü kalpleriniz eğrilik gösterdi. Yok eğer ona karşı birbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız, yani kadınlarda öyle bir teşkilatlanma vardır. Birbirlerini koruyup kollarlar. Ayette de var yani. Siz kadınların fendi büyüktür diyor. Yani bir kısım kadınlarda bu vardır. Yani hepsini tenzih ederim. Şeytanın Allah'a sığınırım. Eğer sizler peygamberin iki eşi Allah'a tövbe ederseniz ne güzel. Çünkü kalpleriniz eğrilik gösterdi. Bak kalpleriniz eğrilik gösterdi diyor Allah. Yok eğer ona karşı birbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız peygambere karşı. Mesela bu çok büyük bir suçtur. Evet. Ama işte bu kadın karakterinde bu olabiliyor. Yani hepsini tenzih eder ama bir kısmında oluyor. Allah onun Mevlasıdır. Peygamber'e bak Allah diyor ki Allah onun Mevlasıdır. Yani Allah onun koruyucusudur. Cibril, Cebrail aleyhisselam ve müminlerin salih olanları da. Salih müminler de peygamberi destekliyor diyor. Sahabeleri kastediyor Cenab-ı Allah. Bunların arkasından melekler de diyor. Bakın peygamberin hanımlarına Allah kimlerin peygamberi desteklediğini söylüyor. Yani onun arkasında böyle büyük bir güç var diyor. Ben varım, melekler var, Müslümanlar var, değil mi? Cibril var diyor Allah. Burada bir tehdit var. Ve onun destekçisidirler. Belki onun Rabbi eğer sizi boşayacak olursa, ki maazallah yani çok büyük bir bela olmuş olur. Bu. Çok büyük evet. Tabii. Ona yerinize sizden daha hayırlı. Mesela bu yani bu sözü bir insan duydun mu? Yani yaşayabiliyorsa, yani eğer o karakter, o kişilikle yaşayabiliyorsa, ya yani olağanüstü bir şeydir o. Yani, yani iki büklüm olur insan bu sözlerden sonra. Ki inşallah düzelmişlerdir bu ayetlerden sonra. Ona yerinizde sizlerden daha hayırlı, Müslüman, mümin, gönülden itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verir diyor Allah. Yani peygamberimize karşı biraz uslup değişmiş yani orada anladığım kadarıyla hanımların bir kısmının. Ey iman edenler kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Bak Allah burada tehdit ediyor ayetle. Evet. Üzerinde oldukça sert, iri cüsseli, güçlü melekler vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse onu ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler. Yani al ateşin içine koy dediğinde yapar yani. İstediğin kadar yalvar. O aksini bilmez melek. Yani aksinden etkilenmez. Yani acıma hissi bilmez. Yani çünkü Allah'ın emrine göre gelir. Çünkü o şeytane acım olur. Melek öyle bir şey yapmaz. Allah'a itaat ediyor. Evet. Aldığına koy içerisine. Ey inkar edenler bugün özür beyan etmeyin. Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz. Cehennem ehlinin özelliğini anlatıyor Allah.
Ey iman edenler, Allah'a kesin nasuh bir tövbe ile tövbe edin. Bakın bu ayetlerin hepsinde tehdit var. Evet. Olabilir ki Allah kötülüklerinizi örter ve altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Bak Allah kurtuluşu da gösteriyor. Tövbe edin, kurtulun diyor. O gün Allah peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri küçük düşürmeyecektir. Nurları önlerinde, sağ yanlarında koşar parıldar. Bak koşman, yani ışık, yanlarında ışık hareket ediyor. Derler ki Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla, şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Ve onlara karşı sert ve caydırıcı davran. Yani müthiş bir tehdit bu. Değil mi? Evet. Onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Allah inkar edenlere Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek verdi. İkisi de kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı. Peygamberlerle evli bu kişiler. Ancak onlara ihanet ettiler. Ahlaksızlık yapıyorlar. Bundan dolayı kocaları kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeyle yarar sağlamadılar. Yani peygamber ama eşi kadın ahlaksız. İkisini de ateşe, diğer girenlerle birlikte girin denildi. Her ikisinin eşi de cehennemdedir. Lut'un da, Nuh'un hanımları da. İkisi de evet, cehennemdeler. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını örnek verdi. Hani demişti ki Rabbim bana kendi katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar. Mesela bak Firavun çok gösterişli bir adam. Saray, binlerce hizmetçi, ne yapmak istiyorsa serbest kadına. Zaten yani sınırı çok az olan mal ve mülk içerisinde muazzam imkanları var. Bakın hepsinden vazgeçmiş kadın mübarek. Ben diyor Hazreti Musa ile çölde ondan gitmeye razıyım diyor. Ve cennette bir ev istiyorum ya Rabbi senden diyor. Başka bir şey istemiyorum. O kadar. Rabbim bana kendi katında cennette bir ev yap. Ki Hazreti Musa yaşlıydı o zamanlar. 80 yaşında falan hatırladığım kadar. Yanlış bilmiyorsam. Beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar. Ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar. Bakın müzik, eğlence, cariyeler, köleler, yani muazzam bir ortamı kadın bırakıyor Allah'ın rızası için. Mesela genç kocası da 80 yaşında Hazreti Musa ile beraber çöle beraber gidiyorlar Allah rızası için. İmran'ın kızı Meryem'i de, ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece de biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O Rabbine gönülden bağlı olanlardandı diyor Allah. Yani aşkla bağlı olanlardandı diyor Allah. Böyle şeyleri de ancak Allah'a olan aşk mümkün evet, kılar zaten hocam. Onun için yani klasik kadın kafası değil, yani Müslüman kadın kafasının önemini Allah Kur'an'da açıklıyor. Siz anlatırken bir ayrıntı da dikkatimi çekti. Az önce de dedik ki hocam arada. Demek ki iman etmek genetik bir kod değil. Yani evet. Peygamber eşi iman etmeyebiliyor. Nemrut'un eşi, Firavun'un eşi iman edebiliyor. Ya ona evet, kalırsa bütün Müslümanlar peygamber soyundan geliyor zaten. Hazreti Adem'den geliyoruz. Evet, hepimiz peygamber çocuğu.